Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 3 Ünite 8. Konumuz mef'ulü leh. Arapça bir cümlede bulunan fiilin yapılma veya yapılmama sebebini belirten, açıklayan isme mef'ulü leh diyoruz. Mef'ul yapılmış, leh onun için. Yani ne için yapılmış ise onu kastediyoruz. Bu ögeye mef'ulun leh denildiği gibi mef'ulun li eclih, onun için yapılmış manasında. Li eclih de diyebiliriz. Veya mef'ulun min eclih, bunu da diyebiliriz. Demek ki üç farklı şeyle esasen aynı ögeyi kastediyoruz. Bu terimlerin üçü de aynı şeyi ifade etmektedir. Bunlardan birini herhangi bir nahvi kitabında görenler farklı şeyler olduğunu sanmasınlar. Bir nahiv kitabında mef'ulü leh diye başlık atıp konu anlatımı olabilir. Mef'ulü li eclih diye konu anlatımı olabilir. Veya ne olabilir? Üçüncü ifadeyle mef'ulün min eclih diye bir başlık da olabilir. Esasen hepsi de bu şey, bu aynısıdır. Mef'ulü lehler cümlede fiilin işleniş sebebini bildirdiği için. Burası önemli bir nokta. Mef'ulün leh ne işe yarar? Yapılan bir fiilin sebebini bildirir. Bu yüzden niçin sorusuna cevaptır. Bir cümle okursun. Niçin diye sorduğunda vereceğin cevap mantıklıysa, uyum sağlıyorsa bil ki o mef'ulün leh'tir. Bir cümlede mef'ulü leh'i bulma yolu cümlede sebebi bildiren fiille birlikte neden, niçin oldu veya niye olmadı gibi soru sorarız. Alacağımız cevap mef'ulü leh'tir diye anlatmışlar. Bunu örnekleyelim. Mesela gadimtu ila hazil medineti dalaben lil ilmi. Ben bu şehre ilim talep etmek, yani öğrenmek için geldim cümlesinde neden geldim diye sorarsan geliş sebebi nedir? Dalaben lil ilmi, ilim öğrenmek için. Tabi dalaben aynı zamanda lil ilmi, hepsi beraber değil, sadece dalaben kelimesi mef'ulü leh oluşur. Dalaben öğrenmek için, neyi? Lil ilmi, ilmi. Demek ki neden geldim, neden, niçin sorusunun cevabını bulduğumuzda ona mef'ulü leh diyeceğiz. Mef'ulü leh genel olarak mensuptur. Ancak fiilin oluş sebebini bildirmek için zikredilen her söz her zaman mensup olmaz. Esasen mef'ulü leh daima mensuptur da lafzan olabilir, mahallen olabilir. Öyle bir durum var. Bakalım bu ayrıntılara inecek mi kitap? Birlikte göreceğiz. Mef'ulü leh'den harfi cerrin hasfedilmesi. Mef'ulü leh'in mensup olabilmesi, başka bir deyişle harfi cer'in hasfedilmesi için şu dört şart bir cümlede aynı anda bulunması gerekiyor. Niye hasfediliyor? Nereden çıktı bu? Mef'ulü leh daima harfi cer'lidir. Bazen hasfedilir. Ne zaman hasfedilir? Şunlar varsa hasfedilir. Mef'ulü leh olacak söz mastar mı değil mi? Buna bakarız. Mastarsa hasfedersin. يَسُومَ الْمُسْلِمُونَ اِطَاعَةً لِرَبِّهِ Müslümanlar Rablerine itaat için oruç tutuyorlar. يَسُومُ oruç tutuyor. سَامَ يَسُومُ fiil muzari. El-Müslümuna'nın failidir. Müslümanlar oruç tutuyor. Niye tutuyorlar? Niçin? İtaaten, itaat olsun diye. لِرَبِّهِمْ Rablerine. İtaat olması için, bir ibadet olması için, boyun eğmek için, teslimiyet için. Hep sebep bildiriyor. Yani buradaki fiili Müslümanlar neden oruç tutuyor? Oruç tutmayı niye gerçekleştiriyorlar? İtaat olması için, itaat etmek için. Demek ki burası sebep bildiriyor. Fiilin yapılma sebebini ifade ettiği için burası mef'ulü leh'tir. Mastar mı? Evet. İtaaten kelimesi canlı ders işliyordum. Bugün işlediğim canlı derste de geçiyordu. Farklı bir metinde geçiyor. Yani bu kitapla alakası yok. Havami kitabı sanırım. İtaaten de eta'a yuti'u itaaten. Yani ifal babından mastar gayrimimidir bu. Ef'ale yuf'alu if'alun itaaten. Ecref olan da'a eda'a ifal babına aktarıldığı zaman mastar gayrimimi bu şekilde gelir. Yani mastar olması derken mastar gayri mimidir burası. Onu belirtmiş olalım. Şimdi burası madem ki mastar gayri mimidir, bir söz, bir kelime çeşidi olarak sarf ilminde buna mastar demekteyiz. Nahiv olarak nedir? Nahiv olarak mef'ulun leh'tir. Bir kelime sarfta başka bir alana, nahivde daha başka bir alana sahip olmaktadır. Başka bir örnek verelim demişler. Tecevvele el müderrisu fil hadikati tervihan an nefsihi. Tervih kelimesi. Öğretmen rahatlamak için bahçede dolaştı. Az bir yakınlaştıralım. Tam ben de anlayayım ne yazıyor burada. Tecevvele dolaştı el müderrisu öğretmen fil hadikati bahçede niye? Tervihan rahatlamak için. Terviha. Teravih namazında terviha vardı. 5 terviha. Tervihun teravih. Teravihun çoğulu zaten. Rahatlamak manasına geliyor. An nefsihi kendisini rahatlatmak için. Öğretmen rahatlamak için bahçede dolaştı. Tervihan mastar gayri mimidir. Tef'il babından mastar gayri mimidir. Sarf ilmine göre bakarsam böyle. Nahive göre bakarsam yani konumuz açısından nedir? Mef'ulun li eclih'tir. Mef'ulun leh'tir. Nereden anladın? Fiilin yapılması sebebini ifade ediyor. Fiil hangisi? Tecevvele, tefa'ale, yetefa'alu, tefa'ul babından mazi bir fiildir. Bu fiil yani dolaşma eyleminin neden yapıldığını ifade ediyor. Öğretmen niye dolaştı? Tervihen, rahatlamak için. Sebep bildiriyor. Öylesi mef'ulü li eclih'tir. Görüldüğü üzere mensuptur. Sonuncu harfinde fethalar görülmekte. Meftuhtur, mensuptur. Mef'ulü leh olacak mastarın iç duygularımızı ifade ettiğimiz saygı göstermek, küçümsemek, korkmak, bilmek, bilmemek gibi kalbi fiillerden olması. Kalple alakalı yani düşünce. Bir eylem değil. Bununla alakalı olması gerekiyor. Zengin fakire acıdığı için yardım etti. Sa'ade yardım etti. El ganiyyü zengin kime? El fakire fakire. Peki zengin bu fiili sa'ade yardım etme fiili niye yaptı? Şefkaten acıdığı için. Şefkat olsun diye. Aleyhi ona. Neden yapmış? Şefkatten ötürü, acımaktan ötürü. Acımak bir kol, bir bacak, bir kafa hareketi veya bir göz hareketi mi? Hayır. Nedir yani? Demek ki bedenle dışarıda yapabildiğimiz bir şey değil. İç yani düşünce, duyguyla alakalı. Kalbi fiildir. Kalbi fiil kolunla, bacağınla, kafanla yapamayacağın şeylerdir. Yukarıda da öyleydi zaten. İtaat olsun diye veya buradaki terviha rahatlamak yine iç dünyasıyla alakalı durumlardır. Mef'ulün leh olan mastarın faili, Türkçe için öznesi diyelim, faili ile sebebi bildirilen fiilin, failinin aynı olması gerekir. Mef'ulün leh olan mastarın faili, sebebi bildirilen fiille aynı faili taşıyor olmalı. Yani farklı farklı failler olmayacak. Emseke eşşurtiyyü el-lissa. Polis hırsızı kaçmasından korktuğu için tuttu, yakaladı. Emseke tuttu, eşşurtiyyü. Polis kimi? El-lissa hırsızı tuttu. Niye? Havfen korktuğu için. Neden? Min firarihi. Hırsızın firar etmesinden, kaçmasından korktuğu için. Polis ne yapmış? Tutma eylemini yapmış. Artık elinden kolundan tutmuş. Niye tutmuş? Hafen korktuğu için. Demek ki bu mef'ulü leh'tir. Buradaki bu ne peki? Mastardır. Hafe yehâfu hafen. Hafe yehâfu hafen. Mastar gayri mimi süles mücerret bir bab. Mef'ulü leh olan mastar budur. Bunun faili ile evet, sebebi bildiren fiilin, failin aynı olması gerekir. Aynı mıdır? Aynıdır. Yani korkan kim? Şurt kelimesi. Tutan kim? O da şurt. Yani polis tuttu ve polis korktu. Hep polisten bahsediyoruz burada. Korkmak burada lis için değil. cümlesinde mef'ulullah olan masdar hafen korktuğu içindir. Burada korkuyu duyan polistir. Cümlede sebebi bildirilen el fiilil ne demiş burada? Muallen mi demiş? Fiilin faili. Yani hırsızı tutan da aynı kişi yani polistir. Şu halde bu örnek cümlede hem mef'ulüne hem de sebebi bildirilen fiilin faili aynı kişi olduğundan mef'ulüne mensup olmuş. Harf-i cer ise hasfedilmiştir, silinmiştir. Yani uzun uzun anlatmış. Benim dediğim daha kısaydı. Şurt kelimesi fiil onunla alakalı, haft onunla alakalı. Yani şurtiyyü faildir. Fiili de o yapmıştır. Mef'ulü lehle de kendisi alakalıdır. Korkan da polistir, tutan da polistir. Bu durumda ne oldu? Kendisinden harf-i cer hasfedildi. Yani burada aslında ne vardı? Li vardı. Li gizli bir harf-i cer var. Li havfin korktuğu için. Bu için manasını nereden getirdik biz? Korktuğu içindir. Bu için nereden geldi? Havfen korkmak demektir. Mekmak. Mastardır bu. Şu için manasını nereden getiriyorsun? Burada gizli bir li var. Hasfedilmiş yani yazıda yok. Diğer mef'ul lehler için de geçerli bu. Yani şuradaki şefkaten li şefkatin. Li olduğu zaman şefkatin kelimenin sonunu cer okuruz. Çünkü li harfi cerdir. Kelimenin sonunu mecrur yapar. İşin aslı bu yani. Ama buralarda harfi cer hasfedilmiştir. Mef'ulü lehin mensup olabilmesi başka bir deyişle harfi cer'in hasfedilmesi için şu 4 tane şeyin aynı anda olması gerekir diyor. İşte harfi cer'ler hep hasfedildi. Ve kelimeler, bu mastar kelimeler hep mensup oldu. Li itaatin olacaktı aslında burada. Li itaatin. Aslı bu. Peki li olan harf-i cer neden silindi? Burada anlatıyor. Şu kuralların hepsi var burada. Mef'ulü leh olacak söz mastar mı? Mastar. Başka? Mastarın iç duygumuzu ifade etmesi gerekir. Evet. Yine öyledir. İşte aynı fail olması gerekir. O da var. Şimdi 4'e geleceğiz birazdan. Ekramtu ben ikram ettim ke sana niye li ikramike ikram ettiğin için. Sen ikram ettiğin için ben de sana ikram ettim. Çok meşhur bir örnektir. Cümlesinde ise mef'ulü leh olan li ikramik bunun faili ke li ikramike muttasıl mecrur ke zamiri ben sana ikram ettim. Ekramtu ke kısmında ise fail merfu muttasıl zamirdir. Dolayısıyla ekram tu fiilinin failiyle ikram mastarının failleri aynı değil. Ayrı ayrı kişilerdir. Bu yüzden bu cümledeki mef'ulün lehin başındaki li yani lam harf-i cerre atılmamış, hasfedilmemiş, silinmemiş, yazıda yer almıştır. Şimdi bu ana dek hep lamın yani li ile yazılan lam harfi cerrinin hasfedildiğini gördük. Şu anda ise hasfedilmedi. Ekrame bir fiildir. Tu onun failidir. Ekramenin faili burada tu. Ben ikram ettim. Kimen? Ke sana. Ke mef'ul olur. Niye ikram ettin? Li ikramike. Sen ikram ettiğin için. Burada ikram kelimesi mastar gayri mimidir. Ekrame yukrimu ikramun. İfal babından mastar. Faili ne? Ke. Mastarların faili olur mu? Olur. Mastarlar fail alırlar. Kıyasi amillerdendir mastarlar. Faili bu. Tamam buradaki ke. Buradaki fiilin faili nerede? Buradaki ke. Pardon şuradaki tu ke değil. Buradaki ke mef'ul. Tu fail. Demek ki ekramenin faili tu. İkram mastarının faili ise ke'dir. Yani failler farklı farklıdır. Madem ki farklı farklıdır o zaman li harfi cerri silinmez. Li ikramike. Li için ikramike. Sen ikram ettiğin için. Gördüğünüz üzere ikram kelimesi burada mastar gayri mimidir. Ve sonuncu harfi mim yani esrelidir. Neden? Başında li harfi cerri olduğu için. Normalde hepsi böyledir. Yukarıda geçen mef'ulü lehlerin tamamının başında li harfi cerri olur. Niye olmamış? Şurada sayılan kurallar cereyan ettiği için. Ama bu örnekte o kurallardan bir tanesi eksik olduğundan mef'ulü leh mecrurdur. Mef'ulü leh olan masların zamanı ise sebebi bildiren fiilin aynı olması. Zamanı ile fiilin aynı zamanda olmaları gerekir. Ci'tuke el-yevme li-va'di emsi. Dün sana söz verdiğim için bugün sana geldim. Cümlesinde mef'ule söz vermek yani. Bu gerçekleşme zamanı dün. Gelme zamanı ise bugün. Dolayısıyla mef'ule olan mastarın zamanı ile sebebi bildirilen fiilin zamanı aynı mı? Değil. Ci'tu yani ca'e fiildir. Ci'tu ben geldim. Tu fail. Ke sana bu da mef'ul olur. Ben sana geldim. Ne zaman? El-yevme bugün. Gelme zamanı bugün. Niye geldim? Li va'di söz verdiğim için. Li için va'di benim sözüm. Söz verdiğim için. Ne zaman söz verdim? Emsi dün. Söz verme zamanı yani bu mef'ul lehin bu masların zamanı dün. Benim gelme vaktim ise bugün. Zaman farkı var mı? Var. Zamanların aynı olması gerekir diyordu. Zaman aynı olmadığı için ne oldu? Mef'ulü leh'in başına li harfi cerri eklendi. Sebep, sonuç bu yani. Yukarıdaki 4 şartı taşıyan mef'ulü leh'te esas olan mensup olarak zikredilmesiyken başına lam, ba, min ve fi gibi sebep bildiren cer harflerinden birinin getirilmesiyle lafzan mecrur da olabilir. Lafzan mecrur olurlar. Bu durumda ne olur? Mahallen mensup olur. Bu yüzden böyle olanlar iki şekilde söylenebilir. Şu örnekleri inceleyiniz. يَحْتَرِمُ النَّاسُ الْقَانُونَ دَفْعًا لِلظُّلْمِ İnsanlar zulmü önlemek için hukuka saygı duyarlar. يُحْتَرَمُ الْقَانُونُ دَفْعًا لِلظُّلْمِ Zulmü önlemek için hukuka saygı duyarlar. يَحْتَرِمُ يُحْتَرَمُ Duyular demişler, duyarlar. İhtarame, yahterimu, yuhteramu meçhuldür aslında. Duyulur demesi gerekir. Yuhteramu saygı duyulur. El-kanunu, kanunlara. Niye? Def'an, def etmek için. Li-zulmü, zulmü. Zulmü önlemek için hukuka saygı duyular veya duyarlar yanlıştır. Duyarlar dersen onlar duyar olur ki bu yanlış olur. İhtarame, yahterimu. Yuhteramu. Bu fiil meçhuldür. Hürmet duyulur manasına gelir. Duyulur. Yani şuradaki a'yı u yapmak gerekir. Duyulur. Kim tarafından? Belirsiz fiil meçhul. İhterame ifteale. İfteal babından muzari bir fiildir bu. Buna göre bu durumda lafız olarak mecrur olsalar da aslında i'rab bakımından mensup olan mef'ulü leh'in yerinde bulundukları için mahallen mensup kabul edilirler. Bunu asla unutmuyoruz. Gerçekten çok önemli. Evvela şunu bileceğiz. Tüm mef'uller nedir? Mensuptur. Mef'ulü leh de bir mef'ul olduğuna göre bu da mensuptur. Ama başında harf-i cer oluyor bazen. O zaman diyeceksin ki mahallen mensuptur. Başında harf-i cer yoksa lafzan mensup. Harf-i cer varsa tamam lafzan mecrur ama yine de mahallen mensup demeniz gerekir. Lafzan ne demek? Lafız yani yazılışı itibariyle gözünle gördüğün şey demek. Gözünle onu mecrur görürsün. Telaffuz, okunuş da, seslendirme de mecrur olarak olur. Bu yüzden ona lafzan diyoruz. Lafzan mecrur ama mahallen yani konumu itibariyle mef'ulü leh'in yerinde bulunmasından ötürü ona ne dersin? Mahallen mensup dersin. Eğer başında harf-i cer varsa böyle. Harf-i cer yoksa zaten yazılışı, okunuşuyla mensup olacaktır. Dolayısıyla lafzan mensup dersin. Mahallen bir şey denilir mi bu durumda? Denilmez, gerek kalmamıştır. Mahallen ne zaman dersin? Lafzan mecrursa o zaman mahallen mensup dersin. Örneğin demiş. Garase er-raculu vel-eşcara vel-ezhara tecmilen li tecmilil hadika. Adam bahçeyi güzelleştirmek için ağaç ve çiçekleri dikti. tecmilen dedik. Burada li tecmilil hadika. Li harfi cerini kullanırsan şu var. Tecmilen kelimesi tecmilen nedir? Lafzan mensuptur. Lafzan yani yazılış, okunuş, görünüş. Sonuncu harfte fetha var. Li tecmili başında li harfi cerri vardır. Tecmili sonuncu harf esteridir. Bu durumda lafzan yani telaffuzu bakımından mecrur ama mahallen mensuptur diyeceğiz arkadaşlar. Velezhara tecmilen bu şekilde okuyabileceğin gibi velezhara li tecmilil hadikati diye de okuyabilirsin. Tecmili silersin, gerisini bağlarsın. Bunu orada ifade etmeye çalışmışlar. Dikkat. Dikkat bakalım ne olmuş. Mef'ulü lehten harfi cer'in hasfedilmesi için yukarıdaki şartlar gereklidir. Kaç madde sayıldı? Şu maddeler olacak ki silinebilsin. Kaç? 4 tane madde. Bu 4 maddeyi ezbere bilmeniz önemli. Bakacaksın örneğe 4 tane madde cereyan etti mi etmedi. Ettiyse ona göre, etmediyse ona göre bir değişiklik, bir düşünce, bir çözüm yolu izlemeniz gerekecektir. Ancak bu şartların bulunduğu her cümleden cer harfi atılmayabilir. Hem harfi cerle hem de harfi cersiz yine de söylenebilir. Şartları taşıdı diye harfi cer'in silinmesi zorunlu mu, vacip mi? Değil. Hala caiz. Menhe ba'zu şu'ara'i ricale diye devam eden konu li mudahenetihim li harfi ceriyle beraber söylenebilir veya direkt müdaheneten mensup da olabilir. Harfi cer silinmiştir. Harfi cerle beraber esrili de olabilir. Mecrur yani. Li mudahenetihim zamir zaten. Bu başka bir şey. Bazı şairler diye mana vermiş. Sebep bildiren harflerden en çok li harfi cerri kullanmış. Yani diyor ki mef'ulü leh'in başında daima li harfi cerri mi olur? En çok li kullanılır. Yani lam harfi cerrini kullanırız. Diğerlerinin kullanımı az olsa da Arapça ibarelerde yine de rastlayabilirsiniz. Bu yüzden biz örnekleri vermiş olalım diyoruz. Adam sıcaktan bayıldı. Umiye bayıldı. Ala raculi adam minel harri sıcaktan ötürü. Min burada dendan ten yani minel harri sıcaktan umiye bayıldı. Neden bayıldı? Sıcaktan dolayı. Sebep bildiriyor. O zaman burası mef'ulü leh. Başında hangi harfi cer var? Min var. El harri. Peki burası mef'ulü leh mi? Evet. İrabı nedir? İrabı lafzan mecrurdur. Başında min harfi cerri var. Bu açık. El harri. Ra'da esra var çünkü. Min orayı cer etmiş. Tamam. Lafzan mecrur. Mahallen ney? Mensup. Mef'ulü leh için söylüyorum. Lafzan mecrur ise hemen mahallen mensup diyeceğiz. Lafzan mecrur olduğunu nereden anlıyorum? Sonuncu harfte esra var. Mecrurluk esreden mi ibarettir? Değildir. İsimlerde irapla alakalıdır. Daha önceki nitelerde defalarca değindiğimizi düşünüyorum. Matet öldü. Ne? Eşşatu koyun. Niye öldü? Hastalığı sebebiyle. İddaiha. Koyun hastalığı sebebiyle veya hastalığı yüzünden, hastalığı nedeniyle öldü. Hangi harf cer kullanıldı? Ba kullanıldı. Bidai. Görüldüğü üzere burada mef'ulü leh mecrurdur. O zaman lafzan mecrur, o zaman mahallen mensuptur. Ba'nı kullanabileceğini örnek vermiş. Zarabe, zuribe, meçhul fiil. Adam 1 lira için dövüldü diyor. Zuribe, vuruldu, dövüldü, racülün adam. Adamın biri dövüldü. Ne için, ne için? Fi liratin 1 lira için. Fi harfi cer lira onun mecrurudur. Fi lira ne olur? Mef'ulü leh olur. Lafzan mecrur, mahallen mensuptur. Lafzan niye mecrur? Başında fi harfi cerri olduğu için. Mef'ulü leh'in mastar olmama durumu her zaman mastar mıdır? Değildir. Bu mef'ul cümlede sebep bildirdiği halde yapısı itibariyle mastar olmazsa lafız olarak başına gelecek bir harfi cer sebebiyle mecrur olur. mastar değilse diyor başında articer olur. Vel erda veda'aha lil enam ayet cümlesinde olduğu gibi diyor. Vel erda veda'aha lil enam. Rahman suresi 10. ayet. Li harfi cer, el enam onun mecrurudur. Gördüğünüz üzere li harfi cer, el enam mecrurudur. Buna göre ne olmuştur? Car mecrur sonuç olarak mef'ulün leh'tir. Enam kelimesi masdar değildir. Bu yüzden başında li harfi cerri vardır. Mef'ulün leh olsun ya da olmasın, masdarlar cümledeki yerine göre malum yani etken veya meçhul yani edilgen anlamlarında kullanılmaktadırlar. Şu an mef'ulü lehi bir kenara koy. Konu direkt masdara döndü. Madem o kadar masdardan bahsettik, biraz masdara yönelelim dediler. Katil öldürülmekten korktuğu için bilinmeyen bir ülkeye göçtü. Hacara hicret etti, göç etti, taşındı. El katilu katil nereye? İla beledin bir belde. Öyle belde ki meçhulin bilinmeyen bir belde. Niye? Havfen korktuğu için. Hayırdır neyden korkuyor? Minel katli öldürülmekten. Katl kelimesi mastar gayri mimidir. Yani imsiz mastardır. Katele yektulu katlun. Katele yektulu. Birinci bab. Faale yef. Katele yektulu faale yef'ulu. Birinci babtan mastar gayri mimidir. Öldürülmek yani meçhul manası vardır kendisinde. Lil havfi minel katli. İşin aslı bu. Lil havfi. Havfen ne demek? Aslında lil havfi. Li harfi cerri ile beraber yani. Ama li silinebilir de silinmeyebilir de. Anlama dikkat edecek olursa birinci mastar havf. Bu da bir mastar. Malum etken. İkinci mastar el katil meçhul edilgen anlamında kullanılmıştır. Hafen korktuğu için, korkulduğu için diye çevrilmemiş. Oysa katil kelimesi ise öldürülmek. Öldürmek değil, öldürülmek. Meçhuldür. Mef'ulü leh'in başında bulunan diğer lafızlar, başka şeyler olamaz mı? Olabilir. Neler olabilirmiş? Başında li harfi cerri yani lam diyoruz ona. Li key veya sadece key veya hatta olabilir. Bununla mensup muzaride masdar manası ifade ettiği ve kendisinden önceki fiilin sebebini bildirdiği için mef'ulün leh sayılır. Bir muzarinin başında bunlar olabilir. Li, likey, key, hatta bunlar olursa o muzari de mef'ulün leh sayılır. Bu yapılar mef'ulün leh sayıldıkları için mahallen mensup kabul edilirler. Şu cümleleri bu açıdan bir inceleyin bakalım diyorlar. Yazarlar bu kitabı öğrencilere faydalı olması için hazırladı. A'adde hazırladı. Hangi bab? İfal babı. A'adde hazırladı. Kim? El müellifune müellifler. Yani yazarlar hazırladı. Neyi? Hazel kitabe. Bu kitabı hazırladılar. Niye? Li yufide ifade etmesi, fayda vermesi için ettullabe öğrencilere. Faydalı olması için. Li yufide. Fade yufidu li yufide. Nedir? Mef'ulü leh'tir. Burada li katılmış yani. Diğeri bazen insan iki kişinin arasını düzeltmek, onları barıştırmak için yalan söylemek zorunda kalabilir. Kad yazdarru. Kad edatı mazinin başında kesinlik veya devamlılık diyelim. Muzari'nin başında baziyet, bazen, nadiren, ara sıra manası verir. Yazdarru izdarra yazdarru el insan ile kizbi likey yusliha. Yukarıdakilerden likey buraya dahil olmuştur. Likey için manasını. Buradakilerin her birine için manası vererek gidiyoruz. Likey için yusliha düzeltmek. Düzeltmek için. Beyne şahsaynin iki şahsın arasını. Diğeri ene ben uhibbu dûlel umri key uhassilen ilme. Avamilden bir örnek olmalı. Ben ilim tahsil etmek için ömrümün uzun olmasını isterim. Ene ben uhibbu isterim. Dûlel umri uzun ömrü. Şey uhassile el ilme ilim tahsil etmek için. Şey uhassile hasıl ettiği için. Kavuşmaya vesile olduğu için el ilme ilme. Şey kullanılmış yine için manasında. Şey uhassile tahsil etmek için manasında. Şey uhassile tahsil etmek için. Muzari'nin başına k gelmiş, li gelmiş, li gelmiş, likey gelmiş, k gelmiş. Bunların örnekleri veriliyor. İstegimu sırtlarınızın kamburlaşmaması için dik durun. İstegimu dik durun. Hatta böylece la yusibekum size isabet etmesin. Ney el-i'va el-i'vicacu fi zuhuri. Sırtlarınızda bir kamburlaşma meydana gelmemiş olur. Hatta la yusibekum mef'ulun leh olmakta. Esabe yusibu la yusibu hatta ile beraber hatta la yusibe. Muzari'nin başına hatta gelmiştir. İçin manası devam etmektedir. Li harfinin diğer önemli kullanımları. Burada anlatılanların dışında yine önemli kullanımları söz konusu. Bunlar nelerdir? Yukarıda geniş olarak açıklandığı üzere lam yani li harfi cerre sebep bildirdiği zaman mecruru cer ettiğiyle birlikte yani. Mecruru ne demek? Cer ettiği kelime. Mecrur cer olmuş kelime demektir. Mecruru ile birlikte cümlede önce geçen bir fiilin oluş sebebini bildirdiği için mef'ulü leh olur. Bunu bilinen bir şeydi. Ancak bu harfi cer her zaman sebep bildirmek için kullanılmaz. Li harfinin en çok sebep bildirmek için li ta'lili. Ta'lil. Ta'lil sebep bildirmek demek. İkinci olarak da bir şeyi tahsis etmek. Özel kılmak. Mülkiyet yani bir şeyin bir kimseye ait olduğunu bildirmek için kullanılıyor. Önemli bir nokta. Li her zaman bir sebep bildirmez. Bazen aitlik bildirir. Bu durumda li harfi izafet terkiplerindeki yani isim tanımlamasındaki muzafun ileyh ögesinin başına gelerek muzafun ileyhi muzafın sıfatı haline dönüştürür. Muzafun ileyhi muzafın sıfatı haline dönüştürür. Kitabuke. Kitabuke senin kitabın demek. Kitap artı ke. Bir de buraya li eklersek. Kitabun leke. Sana ait bir kitap. Senin kitabın. Kitabun bir kitap ki leke sana ait. Yani öyle kitap ki sana ait. Sıfat oldu. Li harfinin diğer yaygın bir kullanımı da zait olarak kullanılmasıdır. Buradaki zait gereğinden fazla çok anlamında değil cümlenin manasını pekiştirmek ve cümlenin seslendirilmesindeki güzelliğe katkıda bulunmak manasındadır. Bu durumda car ve mecrurlar mef'ulün bir değil bih gayri sarih olurlar. Mef'ulün bih gayri sarih sebep bildirmek için gelmemiş. Aitlik bildirmek için gelmemiş, zait olarak kullanılmış. Senin dersi anlaman, fehmuke sen anlaman li dersi. Onun yemeği yemesi, ekluhu onun yemesi li taami yemeği. Neyi yemesi yani? Mef'ulun bih gayri sarih diyor. Dirasetuhu lil felsefeti, onun felsefe eğitimi görmesi. Anlatım bu şekilde devam ediyor. Musaddiqun lima ma'akum. Musaddiqun lima ma'akum. Aşağıdaki cümlelerde mef'ulün lehleri bulunur. 1. Yezhebu gidiyor et-telamizu öğrenciler ile medreseti okula. Niye gidiyorlar? Rağbeten, rağbet için fil ilmi ilme. İlme rağbet olsun diye gidiyorlar. Öğrenciler niye gidiyor? Rağbeten. Mensuptur görüldüğü üzere. Rağbet etmek için, katılmak için gidiyorlar. Demek ki mef'ulünle burasıdır. Öğrenciler niye gidiyor diye sorarsın. Rağbeten çıkıyor. 2. Dehale girdi el muallim öğretmen es-saffe sınıfa hemen ardından gam ayağa kalktı et-telamiz öğrenciler niye tahiyyeten lehu ve iclalen li kadrihi. Niye kalktılar? Tahiyyeten selam vermek için lehu ona. Kalkma sebebi tahiyyetendir. Zaten mensuptur. Mef'ulüne burası olur. Sıra sizde sorusu bunlar. Cevapları vardır. En azından bir de 4'e bakalım. 4'e bakıp geçeyim ben. Ve kafeye gıfu duruyor. Eşşurtiyyu fil meydani teshilen lil hareketi. Yagıfu duruyor. Eşşurtiyyu polis fil meydani. Meydanda niye? Teshilen kolaylaştırmak için. Lil hareketi, trafiğin akışını, araç trafiğini kontrol için, kolaylaştırmak için diyor. Teshil, sehele, fealeden yani tef'il, teshil bir masdar gayrimimidir. Niye meydanda duruyor? Teshilen, kolaylaştırmak için deriz. Altlarına cümle harekeleyiniz ve altlarına Türkçe çevirilerini yazınız. Sıra sizde sorusu olduğundan ben geçtim. Alıştırmalara geldik onu. Aşağıdaki metinde lafzan mensup olan, ve harfi c'li olan mef'ulün lehleri verilen tabloya yazınız. İkisini de istiyorlar. Hem lafzan mensup olanı bulacaksın, hem de harfi c'li olan. Harfi c'li olduğuna göre lafzan mevcut ama mahallen mensup. Bunları görebilmemizi istemişler. Oldukça zaman alacağından burayı direkt geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerde mef'ulü lehlerin altını çiziniz. Hangileri mef'ulü lehtir? Biraz daha yakınlaştırarak bakalım. Rekafe et-tullabu ihtiramen. İhtiramen mef'ulü lehtir ve lafzan mensuptur. Nereden anladık? Evvela mensuptur. Oradan anlayabilirsin. Regafe fiildir. Fiilden mef'ulü leh olmaz. Et-tullabu faildir. Nereden anladım? Sonuncu kelime zammeyle bitmiş. Yani dullabu merfudur. Merfu olduğuna göre bundan da mef'ulü leh olmaz. Çünkü mef'ulü lehler mensup idi. İhtiramen mensuptur. Evet olur. Belki lil müderrisi idi. Niye ihtiramını seçtim? Denilebilir. Bu esnada da manaya bakarak gidersek Vegafe durdu. Et-tullabu öğrenciler ihtiramen saygı göstermek için. Saygı olsun diye durdular. Kime saygı? Lil müderrisi öğretmene. Buradaki li sebep bildirmek için değil ki. Lam harfi cerci yani li diye yazılan bu harfi cer iki farklı manaya gelebilir. Bir, sebep bildirebilir. Niçin öyle oldu? Niçin yaptık? Niçin uçtuk, kaçtık, okuduk, yaptık? Bu tür şeyler sebep bildiriyor. İki, aitlik bildiriyor. Yani ihtiramen saygı duruşunda niye durdular? Yani kim için durdular? Müderris için durdular. Kime ait yani? Peki niçin durdular? Saygı için. Kime saygı? Kime ait bu saygı? Lil müderrisi öğretmene saygı olsun diye. Veya işte nedir? Seyyaratu li validi. Babamın arabası. Babama ait. Oradaki li aitlik ifade etmektedir. Sebep bildirmemektedir. Her li sebep bildirmez. Dolayısıyla her li harfi cerri ile bitişik olan kelime mef'ulü leh değildir. İhtiramen, ihterame, yehtirimu, ihtiramen, ifteale, yeftailu, iftealen. İfteal babından masdar gayrimimidir. Ragafe fiil, dullab, talibun dullab, cem-i mükesser olur. Faildir, cem-i mükesser, rafaal ökreyde. İhtiramen, masdar gayrimimi dedik. İfteal babından nasb alameti fethadır. Lil müderrisi, derrase, yüderrisu, tedris, müderris. Tef'il babından ismi faildir. Li harfi cerdir. Lam harfi cer. El müderrisi kelimenin sonunu cer etmiştir. ki nezzame tanzim ettiği, düzenlediği eşşairu şair neyi? Kasidetehu kendi kasidesini. Niye? Medhan övmek için. Kimi? Lil emiri, emiri komutanı, yönetici. Nezzame fe'ale tef'il babından mazi bir fiildir. Fail eşşairu. Kelimenin sonundaki öte bunun fail olduğunu göstermekte. Mef'ul. Şair fail. Mef'ul nerede? Kasidetehu. Burası bir mef'ul. Hangi mef'ul? Mef'ul bi. Kasidesini düzenledi, hazırladı, belki okudu. Aynı şekilde kaside kelimesi muzaftır. Hu muzafın ileyhtir. Peki bunu niye yaptı? Bu fiili yapma gerekçesi ne? Medhan, övmek için. Mef'ulü leh burası bakın. Gerekçeyi bildiriyor. Bu fiil niye yapıldı? Onu ifade ediyor. Ardından lil emiri geliyor. Bu övme işi kim için yapılıyor? Kimi övüyoruz? Hayırdır. Onu ifade ediyor buradaki li. Dolayısıyla burada bir aitlik belirtmekte. Lil emiri, emiri övmek için. Kimi? Bu övme kime ait? Yapan kişi başka da kim için yapılıyor? Emir için yapılıyor. Aitlik bildiriyor. 3. Tehtemmu idaratul mururi bi men'il havadisi ihtimamen kebiran. Hiç düşünmeye, bakmaya gerek yok. Direkt söyleyin. Nedir buradaki mef'ulüle? İhtimamen olsa gerek. Akla gelen ilk seçenek bu. Neden? Mastardır. İhtemle yehtem ihtimamen. Burada da tehtemmus var. Muzarisin. Mastar gayrimimidir ve de mensuptur. Dolayısıyla mef'ulü leh olmalı. Tabi manaya bakmakta fayda var. Kebir de onun sıfatı olacaktır. İhtimamen mef'ulü leh gibi gözükse de işin mana boyutuna veya daha detaylı incelemeye baktığımızda tehtemmu bir fiildir. Aynı kökten ihtimamen gelmiştir. Öyleyse bu hangi tür mef'ul olur? Bakın tutan harfler vardır. Ne var mesela? H var, T var, Mim var. 3 harf. H var, T var, Mim var. 3 harf. 3 harf tuttu. Öyleyse ihtimamen ne olur? Mef'ulü mutlak olur. Mef'ulü leh olmaz. Peki mef'ulü leh nerede? Tehtemmu fiil, idara onun faili aynı zamanda muzaftır. El murur muzafun ileyh olur. Bi men'i kelimesi burada mef'ulü leh'tir. İdaretül mururi trafik idaresi, trafik yönetimi, müdürlüğü önem veriyor. Tehtemmu önem veriyor. Ne? Bi men'il havadisi. Kazaları önlemeye önem veriyor. Hem de ihtimamen kebiran oldukça büyük bir önem veriyor. Çok önem veriyor. Çok önemsiyor bunu. Peki bu önemi niye veriyor? Bi men'il havadisi. Kazaları önlemek için. Burada harfi cer bitişmiştir. Ba harfi cerri. Mef'ulü leh'e bitişmiş durumda. Yukarıda geçmişti. Li olabilir. Yani lam olur, fi olur, ba olur. Bu tür harfi cerlerin mef'ulü leh'e bitişebileceğini görmüştük. Bu arada mef'ulü mutlak'ı tekrar görerek bir konuyu da pekiştirmiş olduğumuzu düşünüyorum. 4. Temrahu el-hükûmetul muzari'ine kurulan müsaadeten lehum. Temnahu hibe ediyor, veriyor bir fiil. Kim veriyor? El-hükûmet, hükümet. Fail. Kime veriyor? El-muzari'ine, çiftçilere. Mef'ulü bi. Ne veriyor? Guruzan, guruz veriyor. Yani kredi veriyor. Bu da başka bir mef'ulü bi. İkinci mef'ul. Peki niye veriyor? Niçin veriyor? Müsaadeten yardım olsun diye lehum onlara. Onlara yardım olması için. Hükümet Niye kredi veriyor? Onlara yardım etmek için. Yardım etmek için. Yardım olsun diye. Gerekçeyi bildiriyor burada. Hükümetin hibe etme gerekçesini müsaadeten kelimesi bildirdiğine göre burası mef'ulü le olacaktır. 5. Vekafe yekifu. Yekifu duruyor. El cunudu. Cündün, cünud, ordular ala hududul vatani, vatanın sınırlarında duruyor. Niye? Himayeten, korumak için. Lehu minel a'dai, onu düşmanlardan korumak için vatanın hudutlarında, sınırında, hududunda, sınırlarında ordu, askerler beklemekte, orada duruyorlar, nöbet tutuyorlar. Niye duruyorlar orada? Himayeten, korumak için. Madem ki bu yagifu fiilinin gerekçesini himaye verdi, öyleyse burası mef'ulü leh olur. 6. Yectemi'u el vefdani hallen lil khilafati beyne beledeyha. Yectemi'u toplanıyor, el vefdani heyetler. Niye toplanıyorlar? Hallen, halletmek için, çözmek için toplanıyorlar. Öyleyse mef'ulü leh burası olur. Peki neyi çözmek için? Lil hilafati, problemleri, farklılıkları, zıtlıkları, beyne beledeyha, iki belde arasındaki. Beyne zarftır, muzaftır. Beledün, beledani, beledeyni, aslında burası tesniye, yani beledeyni cer halindedir. Çünkü başında muzaf var. Beledeyni kelimesi aynı zamanda muzaf, ha da onun muzafın ileyhidir. Madem ki beledeyni tesnisini sen muzaf yapacaksın, o zaman sonundaki nuhunu silmen gerekir. Sildik, bu yüzden beledey kaldı. Beledey neyin nesi diye kafamız karışmamalı. Aslında beledani, galemani gibi. Cerhali, galemeyni, beledeyni. Bunu bir de muzaf yaptın, o zaman sondaki nun gider, galemey, kitabey, beledey kalır. Vezza'a mudirul camiati el cevaize alel mütefevvikine takdiran le cuhudihim. Le cuhudihim demiş ama li cuhudihim daha doğru olabilir. Vezza'a dağıttı. Kim? Mudirul camiati. Camianın, yani üniversitenin müdürü dağıttı. Ne dağıttı? El cevaize, ödüller dağıttı. Kimlere dağıttı? Alel mütefevvikine, yetenekli öğrencilere, başarılı öğrencilere ödüller dağıttı. Peki niye dağıttı? Takdiran, takdir etmek için. Neyi? Li cuhudihim, onların gayretlerine. Le cuhudi değil de li. Li cuhudihim, onların gayretlerini takdir etmek için. Takdir ne olur? Mef'ulü leh olur. Niye? Vezza fiilinin gerekçesini anlatıyor. Yüşecci'u el-müteferricûne el-lâibîne. Peki niye? Teşci'en harran. Yüşecci'u teşvik ediyor, cesaretlendiriyor. El-müteferricûne, seyirciler kimi? El-lâibîne, oyuncuları. Peki niye? Teşci'en, teşvik etmek için, cesaretlendirmek için onları teşvik ediyorlar. Gerekçeyi bildiriyor mu? Evet. Esasen şecca'a, şin, cim ve de ayn harfinden oluşmuştu. Şin, cim ve de ayn harfinden oluşmuştu. Yani bu kelimenin mastarıdır burası. Ama burada sebep bildirme amaçlı geldiğinden buna mef'ulü leh diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Esasen mef'ul mutlak deme ihtimali de vardı. Lakin sebep bildirdiğinden demiyoruz. Sebep bildirmese an itibariyle mef'ul mutlaktır denilirdi. Ya'melu el-ummalu bi ciddin sa'yan ilen necahi. Ya'melu çalışıyor, el-ummalu işçiler, bi ciddin gerçekten de, sa'yan sıkı çalışıyorlar. Niye? İlen necahi, başarı için, kazanmak için çalışıyorlar. bir gerekçe bildirmekte. Yu'eddi el-müslimûne vâcibehum ibtigâen limerzâtillâhi. Allah rızası için. Yu'eddi eda ediyor, gerçekleştiriyor. El-müslimûne, Müslümanlar neyi? Vâcibehum, ödevlerini. Yani Allah'ın kendilerine emrettiği şeyleri yerine getirmeye çalışıyorlar. Niye? İbtigaen, kazanmak için. Limerbatillahi, Allah'ın rızasını kazanmak için. İbtigaen mef'ulullah olur. Bayağı bir bunu inceledik. Bayağı bir zaman harcadık. Devam edelim. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi bırakılan boşluklara parantez içinden mef'ulullah olması uygun olanları yazın. Hangisi uygun olur diyor. Uygun olabilmesi için başında harf-i cer yoksa onun mensup olması gerekir. Harf-i cer varsa zaten lafzan mecrur olur. Aynı şekilde getireceğin kelime, noktanın ardından gelen kelime mecrur ise muzaf olmaya da uygun olmalı. Bunun dışında tüm şartlar tutsa bile mana uyuyor mu? Mananın da uyması gerekir. İş sadece irapla, harekelerle bitmiyor. Mananın da uyması gerekir. Gafara yagfiru fiil muzari. Yagfiru affeder, bağışlar. Allahu Allah faildir. Neyi bağışlar? Ez-zünube, günahları. Mef'ulü bih'tir. Zenbun, zünubun, cemim keser. Peki Allah günahları niye affeder? Rahimen, ismi faildir. Rahmeten, mastardır. Rahmen nedir? Ben de bilmiyorum. Yani uydurma kelime de olabilir. Veya bir sözlüğe bakmak da gerekebilir. Aradığımız şey ne? Evvela maslar. Yani rahmeten. Rahmeten, acıdığı için, lil müslimine, Müslümanlara acıdığı için onların günahlarını affeder diyoruz. Yüeddi el müslimu, Müslümanlar eda ediyor. El ibadati, ibadetleri. Yüeddi fiil, el müslim fail, el ibadati mef'uldür. Mef'ul bih'tir. Nasıl mef'ul mecrur demeyin. Açık T sağında dik elif var. Cemi önüne salimdir. Cemi önüne salimler asla fetha almazlar. Esra aldıklarında mensupturlar. Peki Müslümanlar ibadetlerini eda ediyorlar, yerine getiriyorlar. Niye? Da'eten, itaat olsun diye. Lillahi, Allah'a. Li, burada li var zaten. Lillahi, Allah'a itaat olsun diye. Dav'en değil, da'i'en de değil. 3. İstekbele, yestekbil. İstifal babından muzari. Yestekbilu, karşılar. Mahmudun, Mahmud. Zayfehu, misafirini. Bakar nasıl karşılar. İkramenle, ona ikram ederek. Veya kerimenle. Veya kerametinle. Artık hangisi uyarsa. Ekrame, yukrum. İkram mastardır. Kerim, sıfatı müşebbehe, mübalağalı isim fail olabilecek durumda. Kerametin kelimesi belki kerumeden mastar olabilir. Bakmak gerekir. Sema iyidir ama ikramen kelimesi açıktır. Ekrameden mastar olur. Bunu seçebiliriz. Şareke yuşariku. Faale yufailu. Mufaale babınlar muzari. Yuşarik yattullabu fi tekrimi üstazihim. Getirilecek kelime sorulmakta. Ta'biran kelimesi nedir? Mastardır. İbraten veya ibareten mastar mı değil mi bilmiyorum ama ta'bir, tef'il babından mastardır. Mastar olması çok mu önemli? Çok önemli değil tabi de mastar evvela seçeceğim bir şey. Manaya da biraz bakmak lazım hangisi uyuyor diye. Benden bu kadar, devam edeyim diğerine. Aşağıdaki iki gruptan uygun olan bölümleri eşleştirerek içlerinde mef'ulullah bulunan anlamlı cümleleri kurunuz. Yeteveccehu en-nâhibûne gaden. Burası birinci grup. İntizaran bi mev'idi seferi. Burası da ikinci grup demişler. Aşağıdaki cümlelerde örnekte gösterildiği gibi parantez içindeki kelimeyi mef'ulullah'e çeviriniz. Dalet kelimesini çevir, dama'yı çevir, emeleyi çevir. Ne yap? Mastarlarını bul yani. Mef'ulü lehleri bulunuz. El müderris, müderris demiş ki lem, yakınlaştırayım. Yakınlaştırmadan yanlış okuyoruz. Lem tenzur, bakmadı. Fi saati, saate, elfeynete, saat elfeynete, saati elfeynete, ba'de elfeyne ya Abdana mı diyor? Ne diyor burada? Adnan diyormuş. Ya Adnan diye seslenmiş. Adnan şöyle der. İnnemâ, ancak ef'alü, ben yaptım, zâlike, bunu, hâfen, korktuğum için. Bir tane mef'ule bulduk. Min fevâtil mev'idike inni li mev'iden mühimmen ma'at tabib ba'de galil el müderris hella vibde an hazihil hissa. Ben de bilmiyorum, bakmam gerekiyor. Yanlış telaffuzlarda bulunuyor olabilirim. Adnan şöyle diyor diye anlatım var. İstiazeden sonra ve la tegul ve la tektulu, öldürmeyin evlatlarınızı, çoluk çocuğunuzu. Niye? Haşyete imlak. İmlaktan korktuğunuz için yapmayın. Haşye ne olur? Mef'uleh olur. Nahnu biz nerzugu, rızıklandırırız onları, ve yakum, aynı zamanda sizi de. İnşaat gateltun, gatle, inne gatlehum kâne hıd'en kebîrâ. Yazı uzak olmuyor, biraz yanlış okudum. Evet. Burada bir şey yok. Ne var? Sadece haşye vardı. Başka bir ayetten örnek ne var? يَجَعَلُونَ صَابِعَهُمْ فِي آذَانِ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ. يَجَعَلُونَ, koyuyorlar, صَابِعَهُمْ, parmaklarını, fi azanihim, kulaklarına, مِنَ الصَّوَاعِقِ, yıldırımdan, o sesten dolayı, حَذَرَ الْمَوْتِ, ölümden korktukları için böyle yapmaktalar. حَذَرَ kelimesi mef'ulü leh'tir. Bakara 19'du burası. Şimdi de secde 16 var. تَتَجَافَا جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Burada da يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, Rablerine dua ederler. Hafen, korku içinde, korktukları için. Yani mef'ulü leh burası. Bakara 264 var bir de. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tubdilu, iptal etmeyin, sadakatikum, sadakalarınızı ne sebebiyle, bilmenni vel eda, eziyet ederek, başa kalkarak, böyle yapmayın. Buradaki riae kelimesi için mef'ulü leh olması söz konusu. Yani bir görüşe göre mef'ulü leh'tir. Aşağıdaki cümlelerin önünde bulunan parantez içindeki kelimeleri mef'ulü leh haline getiriniz. Lem ehruc, havfun olur mu? Havfun olmaz. Havfen olur. Lem ehruc, ben çıkmadım. Havfen, korkudan. Minel beyti, evden çıkmadım. Minel harri, aynı zamanda sıcaktan. Sıcaktan ötürü evden, korkmamdan ötürü çıkmadım. Sıcaktan korktuğum için evden çıkmadım. Lem ehruc, ben çıkmadım, minel beyti, evden. Niye? Havfen, korktuğum için. Minel harri, sıcaktan. Bu şekilde olabilir. Rağbeten dersin. Rağbeten, mehafeten, artık ihtiramen diye devam edilir. Sıralamayı yapınız. Düzgün bir şekilde yapınız denilmekte. Onu da geçtiğimde kelimeler ve deyimler karşıma çıkıyor. Mef'ulü leh nedir? Burada sayılan 4 madde vardı. Bu 4 madde aynı anda varsa lam harfi cerri %90-95 oranında hasfedilmiştir. Yine zorunlu değil. Ve aynı zamanda bunun bir mastar olmasının söz konusu. Mastar olması söz konusu idi. Tabi olmama durumu da vardı. Hemen onu gösterelim dedik. Bu durum azdır. Bunun durumda mef'ulü leh dediğimiz öge fiil de olabilmektedir, değil mi? Liyufîdettullâbe, likey yuslihâ veya key uhassile hatta la yusibekum şeklinde olabilmekteydi. Yani li, likey, key, hatta, bunlar mef'ulü leh'in başına gelebilmekteydi. Bunu da hatırlatalım. Bunun dışında sebep bildirmesi gerektiğini tekrar ederek konuyu tamamlayalım.